Ama artık özlenen bir lezzet var. Ona dönmemiz lazım abi. Abi. Şöyle bir diyeyim Of. kendine. Son zamanların en çok videolarına bakalım. Biz de yapalım bunu. Siz Antalya'ya Sanırım gelin, onlar haftada kesin. bir tane böyle çekeriz ha. Yemin, harbi mi? Vallahi çekeriz haftada bir. Of. Boklu Sen niye mekan ofluyorsun? Ta buluruz. kameraman sen olacaksın. E tamam Sen işte. yemeyeceksin yani. Ağzımı şıpış Ben vereceğim ağzına bir şeyler. tıkıştırırsınız ya. Ne diyorsunuz? Yaptık bu ne Ne? ya burada? Yaptık bunu ya. Ben varım abi. Ay ben bir hem ışık tutarım hem kamera tutarım abi. Abi 1 milyon Toronto'da yılda 1 milyon lira yapan ciro yapan şirketim var. Bu ne ya? Toronto'da mı? Bu ne linki lan? Ya. Girdim. Ama Toronto anla. Bak. Flowers. Sanırım bu şirketi alacağım. Almanya'da girişimi yapıp tutabilecek meslekler nelerdi? Servis sektörleri epey prim yapıyor ama ben makine ve yazılım konularında hakimim demiş Ayşegül. Ayşegül'cüğüm servisin ne olduğunu bilmediği için Almanlar çok şaşırıyorlar. Servis sektöründe biz Türkler çok iyiyiz. Mesela adamlara böyle yemek sepeti gibi bir şey gitti başta şey oldular. Ne? Nasıl yani? Sipariş veriyoruz yemek eve mi geliyor? Ana ne sikiyim? Lan nasıl olabilir böyle bir şey falan. Bayağı şaşırdılar böyle bir şok oldular. Sonra dediler ki işte market alışverişi yapacaksınız. Alışveriş evinize gelecek. Ya nasıl olabilir? Şimdi? Ben markete gitmekten keyif alıyorum. Birader ne alakası var falan dediler böyle. Tuttu o da. Anladın mı? Böyle bir şaşkınlık içinde kalıveriyorlar. Ne falan oluyor. Nasıl olabilir ya? Ne mana? Abi son zamanların en çok güzel. Ya kadın videosu izlemek istemiyorum. Çünkü dayılarla konuştuğu gibi konuşamayacak muhtemelen kadınlarla. Ama merak da etmiyor değilim şimdi ha. Dayılara bunun farklı bir tarifesi var ya. Dur bakalım ne diyor. Of ablam, ablam, ablam. Ablam sen bir Ben sanatçısın. acıktım. Sen bir şairsin, yazarsın. Halk ozansın. Bir daha göster hele onu. Hollanda, Danimarka bak bunları Heh, görüyorsunuz mu? başladık yine. Bunlardan yiyor musunuz? Kurabiye. Bunlar Hollanda. Kurabiyeler, Abi. kurabiyeler. Danimarka. Heh. Ha geldi Hollanda geldi. Dur. Tuğba abla kolay gelsin. Allah Merhaba. razı olsun Bebiton. Merhaba. Nasıl keyifler? Hollanda, Danimarka. Çok şükür vallahi şu ateşin başında ısıttın bizi. Güneşle Güneş de çıktı. çalışıyorum ben de. Evet, güneş de doğdu. Abla Sabah rast güneşi oynuyor mi, gibi bu öğlen sonra arada. güneşi mi, akşam güneşi mi? Oh. Ülkeme de böyle ışık da olsun. Ülkeme de iyilikler olsun hep. Sana da inşallah. Şimdi senin kebabını çok methettiler. He. İnternette gördüm artık fenomen olma yolunda ilerliyorsun maşallah. Öyle. Bize şöyle güzel bir kıyma kebap yap bugün. Eski usul yap tamam mı abla? Tamam. Yiyelim. Hadi Tamam. gel tezgaha geçelim. Ben şöyle geriden bir göstereyim. Burası dostlar. Şurası Adana. He. Çamlık. Eskiden burada üniversitenin bir bölümü vardı iktisat. Taşındı. Şurası da hemen şöyle Menderes'e giden meşhur baraj yolu. Mekan nasıl? Mekan. Mekan ciciş. Tuğba Mekan ablam. gidiyor. Klinik. Ben diyorum abla bir yere kadın ele değecek ya. Nasıl titiz çalışmışsın? Nasıl? Şöyle göstereyim. Laboratuvar ya. Ablam bildiğin laboratuvar kurmuş. Heh. Kadın kebapçılara tam destek. Kadın kebapçılara tam destek. Sizler bizim baş tacımızsınız. Oğlum abla cidden temiz lan. Nasıl bir et kullanırsın? Dana mı Abla kullanırsın? harbiden temiz bu Koyun eti arada. Kuzu mu kullanırsın? Karıştırır mısın? Koyun yok, hiç karışık değil, sadece koyun. Evet. Kaburga. Kaburgasından Kaburga tamamlarsın. yerinden aynen. Oo. Biraz da Hani kapya, şimdi kapya mı var içerisinde sanki? evet, Biraz kapya da var kapya biraz. Çok fazla değil ama. Abi Birkaç kameram tane bok değil. gibi Fazla görünmüyor ki. değiştirir çünkü çok koyarsan. Tabii. Abla benim böyle dürüm Lezzet yap bana. vermesi için.
Senden ricam dürüm istiyorum. Burada servis de var değil mi? Normal yani servis şeklinde de dürüm tercih ediyorlar genelde. Evet, genelde dürümcü olduğum için daha çok dürüm yapıyorum. Dürüm yap. Böyle şey olsun. Ya sev suyu boşa gitmesin abla. Çok da pişirme. Sen sulu anladın kalsın, beni. Tamam. Sulu kalsın. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl oldu? Nasıl vesile oldu bu iş? Kebapçılık. Nasıl vesile oldu? Babamın mesleği olduğu için ben de tabii çok severek yapıyorum. Babamın mesleğini de ben ayakta tutmak istedim. Oh! Ellerine sağlık. Çocukluktan yani. Şimdi bir tablacı salata mı yapıyorsun değil mi aslında? Evet. Soğan, az domates olsun benimkinde. Ama soğanı bol olsun abla desinler ki böyle. Ben soğanını bol yapacağım. Yap. Desinler böyle. Kebap yemiş desinler. Yemiş, paraya kıymış desinler. Ağzı kokuyor desinler. Bunun parfümünü yapacak mı bize ablam? Şimdi yağını alma. Zamanı geldi. Artık. Uf, hiç yağları boşa gitmiyor. Şimdi bu izleyenler diyecek ki bu kebap olmuyor sanki. O dağılıyor. Evet. Kebap dağılıyor diyecekler. Bunu biz artık videolarda anlata anlata dilimizde tüy bitti. İyi kebap, iyi bir Adana kebabı dağılacak ki onun kebap olduğu belli olsun. Öyle çünkü mi? Çünkü dana etinin abla şöyle bir özelliği var. Dana eti tutuyor. Yani tutucu bir özelliği var. Ayrılmıyor. Ama evet, kuzuda dana eti bana da karıştır diyorlar da ben sevmiyorum. Evet, onu bazı kebapçılar işte hem lezzeti artsın diye belki hem de daha kolay olsun diye işleri dana ekliyorlar kuzunun içerisine. O zaman işleri rahat bak, sen eklemediğin belli yani buradan. Aynen. Ayrılmalar başladı. Hı-hı. Altına şişle destekledim. Hı-hı. Şöyle bir göstereyim kuzular. Danimarka. Ablamı Hollanda. Ablam sizi derirsin. Kesinlikle lezzetimde iddialıyım yani. Ekmeğe doğruya koydum. Kurabiye gibi olacak. Hem yumuşayacak. O etin de kokusu ekmeğe sinecek değil mi abla? Evet. Şimdi soğanı ver abla. Yok bu abla ver. Cidden iyi ya. Şu sesleri duyuyor musunuz? Kuzular. Bakın. Yok, konuşmaya başladı. Öldü lan kuzu. Nasıl duyacak? Yesin. Ey maşallah. Ey maşallah. Hop. Seviyorsun ha bu işi. Eliyle çekti ha. Sevmeden yapılmaz. Sevmesem yapmam. Şalgamın da var mı? Var. Of, yanında bir de şalgam olursa daha. Burşun, murşun işlemez. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle 70'lerde, 80'lerde kebap gibi yaptın ha. El almışsın belli ya. Babadan el almışsın. Kokusundan da belli. Allah'tan bu YouTube, Facebook kokuyu vermiyor ya. Yoksa var ya delirirdik. Ekranın başında izleyenler. Bu Facebook'a mı atıyor lan videolar acaba? Facebook kaldı mı ya? Of. Şöyle bir Allah ya bismillah diyelim. Gerçi o meta mı oluyordu? Gerçi bir şey oluyordu. Burcu burcu kuzu kokuyor abla. Burcu burcu. Şimdi diyorlar ki Adana kuzu eti kokuyor. Var mı, sen hiç koku alabildin mi şimdiye kadar? Kovada kebaplar yaptın, yedin. Kokar mı? Kuzu olarak mı? Kokar mı? Hayır. Hı, kokmaz. Biraz alışkanlıkla ilgili. Bir de bizim bu bölgenin hayvanı Doğu Anadolu'dan geliyor. Çoğunluk ben kuzuyu hiç acımam, gömerim bu arada. Tarafından gelir. Koku moku falan çikimde olmaz. 17-18 mis gibidir kuzu. Vücudunda ise yağ olmaz. Şimdi Batı'nın hayvanında da şöyle bir durum var. Kuyruğu yok. Vücuduna yayılmış yağı. O çok yağlı eti. Sen kasaptan alıp geliyorsun eti. Kıpkırmızı değil mi? Evet. Batının hayvanı öyle değil. Yağlı. Bir de dişi hayvan kesiyorlar ortada. Batının ahlaksızlığı abi. Bu erkek değil mi? Sen evet. Erkek olmasa alır mısın? Asla. Almaz. O yüzden tabii ki de. Dişiniz kokmuyor. Erkek bize eti kokmaz. Kokmaz. Kanka. Jaho bir şey soracağım. Bir dakika geleceğim. Kaşmir sweatshirt terletir mi sence? Abi o senin kilona, nerede olduğuna ve havanın nemine göre değişir. Yani yazın sweatshirt ben giymem ama giyen var. Evet. Kaşmir diyor abi, terletir. Kaşmir ne?
Kaşmir o daha farklı bir böyle yün gibi bir şey. Terletir yani o. Benim bildiğim Led Zeppelin şarkısı. Yani hele bir de kebabın içine girdiği zaman bu kuzu. Yani. Vallahi kaç tane yiyorlar bundan, bir taneyle yetiniyor mu millet? İki tane, üç tane yiyen var mı? Yiyen var. Var var. Bundan çok iki üç var. Tane ben yiyemem lan. Nasıl yiyorsunuz oğlum? Üç yarıma isteyen de var. Abi şimdi çok gibi görünüyor da Adana'daki kebaplar şey oluyor ya, çok öyle doyulmuyor. Lan iki pide, iki pide sardı ya. O normal pide gibi değil işte, onlar iki dikdörtgen şeklinde. Lan fark etmez yani, ya iki tane pide, kalın pide, kalın pide sardı ya. Ben üç tane öyle dürüm yiyemem aga. Abi ben bir iki tane sarılı yiyorum. Ben normalde çok az ya yerim. Nur saçmalama ya. Vallahi yeniyor. O kadar kalın bir pide değil o. Ya lavaşını ya yiyemiyorsun. Lavaş saç kılı gibi. Onu bile üç tane yiyemem ya. Nasıl yiyorsun ya? Nasıl ya? Lan saçmalama, kalın pide ya abicim. Ben bir tabak çorbayla doyan insanım bakın. Ama bu o öyle bir şey değil. Bir saniye değil. Kadının sardığı sahneye geri dönüyorum. Gayet kalın bir pide bu yani. Ya sen bunu 3 tane mi yiyorsun diyorsun? Ne demek çok değil ya bu? Şundan 6 tane mi yiyorsun yani? Abi 2 tane yiyorum, ben hiç 3 yemedim. 2 tane 4 yerim. 4 tane böyle pide yiyorsun öyle mi? Yerim vallahi yerim. Normalde ya yiyemem ama. Ya bir siktir git, ne yiyorsun saçmalama ya. Ya gönderin eve yiyeyim hadi. Ya 4 tane böyle tırnak pide mi yiyorsun sen şimdi? Abi evet. Yerim, Adana dürümde yerim. Bu ya şimdi neyse. Seviyorsun ha bu işi değil mi? Yani. Sevmeden yapılmaz. Bak bir de overlap yapıyor, bak bak. Bir tane daha yapıyor. Bu, üst üste sarıyor bu, yani. İmkanı yok, imkanı yok. Ya Nur, senin sıçtığın tuvalete bir hafta girilmez amına koyayım. Ya ben bir öğünde çok az yemek yiyebilen biriyim. Ama bu gömülür. Evet. Ekmeği ince ve dikdörtgen. Ya abi yenirce o abartma diyen arkadaşların 170 kilo falan olması lazım ya. Ben değil miyim oğlum obez? Ben yiyemem öyle bir şey. Vallahi üstüne 8 tane falan soda gömersin akşama kadar. Sabaha kadar kıvranırsın ya. Saçmalamayın ya. Yalnız o lahananın da tadına bakmanı istiyorum. Lahananı sen yapıyorsun herhalde. Evet. Uğur Mural hoş geldin aşkım bir tanem. Canım benim. Ellerine kollarına sağlık. Alo. Sen bizi doyuruyorsun. Allah sana alo. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Adana'ya ne zaman gidiyorsun? Leyla abla kolay gelsin. Gideceğiz teşekkür gideceğiz. Ederim, merhabalar. Nasılsın? Nasıl keyifler? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür vallahi biz de iyiyiz. Adana'nın kadın kebap. Siz Antalya'ya geleceksiniz. Önce Mersin Tantuni mi? Antalya'ya geleceksiniz. Bizim VIP arabayı yapacağız. Onun videosunu çekeceğiz. Dönüşte, tamam. Dönüşte... Tak 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 tak. Anladın mı? Uğraya uğraya. Mersin, of. Adana, Hatay, Antep. Üf. Bak önce Antep'e Mersin. Antep'e de gelin. Hatay'a Mersin, nasıl uğrayacağız Adana, ya? Osmaniye, İskenderun. Depremi unuttu bunlar. Hatay'a nasıl gideceğiz dur? Özür dilerim abi. Ben Hatay demedim. Özür dilerim. Tamam miyiz? Tamam unuttum. Vallahi unuttu. Bir de depremzede ha. Bak hiç o konuda üstüme gelmeyin, cidden unuttum, özür dilerim. Gitti kafa gitti kızın, hala eski Hatay var zannediyor. Şu an Hatay'a gidip yemek falan yiyemezsin herhalde. Şu an Hatay'da nasıl bir durum var ben bilmiyorum açıkçası. Tamam Adana'dan yok, Kayseri hiç... o zaman hadi mantı. Adana Kayseri'nin nesi var ya? Ya bir mantı yemeyelim mi Kayseri usulü ya? Kayseri bir de mi? Yağlama mı ne vardı hani bir şey vardı ya yuvarlak. Yağlama, yağlama çok güzel şey yağlama. Yağlama yerim. Yağlama. Çok ağır gelir ama yağlama. Yağlamayı bir kere bir kere yağlamayı bana Neco'nun anası yaptı. Çok tatlı güzeldi ama sonra kıvrandım bak. Abi çok yağlı, çok ağır yemek. Çok ağır yemek. Bozmasın. Ya ne yurt dışı gerizekalı. Kanada'yı Konya okudum, özür dilerim. Kanada'yı diye Konya okudum. Kanka bir şey yok. Ya Kanada'ya gidince diyeceksin ki ulan buradaki herkes zaten başka bir yerden gelmiş. Çoğu insan Asyalı Kanada'da. Ya Kanada'da Kanadalı diye bir şey kalmamış zaten. O yüzden şey olacaksın böyle. Aa anın sıkıntı yok ya falan olacaksın.
Herkes yabancı. Yeniletiyorum. Vito ile yurt dışı turu. Ama arabayı çıkarmak ben sıkıntı. Onu çıkartırız ya. Pasaport olayım. Şirket... Edirne kapısından geçeriz. Şirket kolay. Ya ben sizin gibi Avrupa Birliği vatandaşı olmayan köylülerle Avrupa'da dolaşamam aga. Ya Avrupa Birliği vatandaşı alırım ya, nedir yani? Benden alo. Daha iyi Avrupa'da bir insan mı var? Tabii. Öyle mi? Tabii ya. Oo. Beni var ya kapıya bile almazdım. Ben Kürdistan turu yapmak istiyorum. Yaparız. Ora nere? Kuzey Kürdistan'dan başlayalım. Bak Kayseri'den de Konya'ya doğru dönüyoruz. Ben Konya'ya gitmem. Konya'dan da Antalya. Niye kardeşim? Konya'ma niye geldin ya? Beni Kayseri'de bırakın, geri yoldan alırsınız beni. Kayseri ters tarafta kalıyor kardeş. Hazır gitmişken de benim memlekete uğrayalım. Ben bir halam gibi falan göreyim. Ben sen Ankara yoluna sen sokacaksın bizi. Başlarım tanıtacağım. Böyle bir görevim var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hem de kebapçısın, işletmecisin. Nasıl oluyor? Hayırlı akşamlar, hayırlı çarşambalar arkadaşlar. Önce müsaadenle şu etlerle bir başlayalım mı? Şu etleri bize bir göster. Hadi içeriye geçelim. Şimdi abla, aç abla. Şimdi senin burada... Adana kıyma. Bizim burada bir fırın var, sadece köylü teyzeler çalışıyor içinde. Harbi kral ortam. Giriyorsun, böyle başı kapalı bir teyze var ama... tülbent dediğimiz, eskiden anneannemin taktığı, rahmetlinin taktığı tülbenti var başında. Şey diyor, teyze bayağı based. Hoş geldin canım, kuzum. Ne aldın sen bakayım, söyle bakayım. İki tane poğaça, bir tane... İşte bilmem ne ekmek. Hii, 25 lira. Vay yavrum benim. Hadi bakalım falan. Kıymaların var. El kıyması. El kıyması. Burada. Oo, değti mi şunlar? Aynen. Yazma değil, tülbent. Var. Burada tavuk ürünlerini bu tarafa ayırmışız. Ciğer de oluyor ama ben geç geldim. Aynen. Geç kaldım. Ciğeri geç kaldım. Ne yiyeyim bugün? Ne yapacağım bana? Ben bir gidip gelsem mi acaba ya? El kıymasını yedim. Bana bir tane şöyle kuşbaşları çok güzel göründü. Tamam. Yörükler olarak böyle. Biz tülbent diyoruz bro. İşi olmayan nenemiz yer mi onu? Aynen. Tülbent değil mi onun gerçeği? Ondan bana bir tane yazma yapalım. Diyenler varmış da yazmayı kim diyor bilmiyorum. Şöyle bir görelim. Biz Yörükistan'da, Yörükistan'da tülbent diyoruz. 5 şiş mi veriyorsun? Evet. Bizde yazma denir abi. Vallahi. Bizde de yazma denir. Tülbent lan o. Bizde yazma denir. Selvi boylu mal yazmalım. Şimdi biraz az tuz attın. Eşarp başka bir şey ya. Az tuz atılmaz pişirilmeden önce diye. Farklı. O iş bende de. Aynen. O iş bende de. Tuz piştikten sonra atılır. O iş bende de. Az toz biber attın. Ne bu? Ne oluyor lan? Of. Kuşbaşı. Şimdi bunu anlatalım niye vurduğunu. El lezzeti. El lezzeti. El lezzeti. Geçti. Bir de böyle etle böyle bir dirilik oluyor dolapta ya sonuçta. Sen bunu hafif böyle yumuşattın değil mi? Portakal kömürü mü kullanıyorsun? Ablam bu. İşte aslında kebapçının bazı sırları var. Ben burada sırlarınızı ele veriyorum ama. Bak sen o karıştırıyorsun ya. Şu an bile mis gibi portakal kokusu geliyor. Yana biberlerini koydu. Biberimiz olmazsa olmaz. Of. İpa, biberin ipa. Açılığı. Böyle güzel yumuşak o biber var ya. Bu da bizim Adana'mızın. Olmazsa olmazı kebabın yanında. Tırnak pidemiz. Tırnak mı? La bu tırnak değil, ahraz ya. Lan o nasıl tırnak? Lavaş lan o. İşte. Abim nasıl yediyse adam ki pide ya. Aklı şaştı bunu. Abi 34 yıllık Türk'üm, böyle tırnak pide görmedim ya. Tırnağımsı. Az tırnağı lavaş. Kesilmiş pide bu. Lavaş. Tırnağı kesilmiş. Kadın eli değerse yatay tırnak. Bir şey daha lezzetli olur ya. Heh, üzerine ekmeği de yağladın. Abi ama böyle mekanlara gideceğiz değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu ekmeği yem. En leşine gideceğiz daha. En ya leşine. Ya oğlum kadının kolu 150 bin lira amına koyayım. Of. Doğru bu arada. Doğru. Vah, teyzenin kol 150 bin lira şu an ya. Doğru. Ne yazık ki. Nasıl ne yazık ki teyzem 150 bin lirayı koluna takmış şu an ya. Bir şey söyleyeyim mi bu ekmeği ye- Nasıl abart? Ya en son ne zaman altın bir şey aldınız? Bu abart burma bilezik var ha kolumda. Bu abartı kim çıkarttı? Lan ben iki tane Trabzon burma var, salak mısınız siz? Yemeğe gelinir ya. Sen ne yaptın abla böyle?
Altın ne kadar var biliyor musunuz kardeşim? İsterim vallahi. Lan gramı 1000 lira amına koyayım. 1100 mü? Gramı kaç? 1100 mü? 1400 mü? İşlenmemiş. Vurma bile çok gidin. Pahalı. Seni mekanlara öyle bir sokacağız ki böyle gözlerinden bağlayacağım. Diyeceğim ki abi çok kaliteli bir mekana geldik böyle bak, tertemiz. Gramı işlenmemiş altın gramı 1200 bak üstünde işçilik yok. O kadının kolunda kaç gram var sizce chat? Salak salak konuşmayın. 8. Ya bir siktir git salak mısın? Ne içtin geldin yine ya? Ne 8 gram oğlum? Ya 8-10 gram abi bilezik dediğin. Şu 8 deli mi bu ya? Bak ön değil bak arkadakiler. Arkada bilezik. Bir tane büyük var gördün mü? Gram. Hasta mı bu ya? 30 ya. Falandır ya. 30 mu? 20-30 falandır. Ha 20 grammış abi. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Benim hatam. Çok özür dilerim. Tanesi en az 25 gram bunların. Bir tane yüzük. Yüzük. En kötü yüzük 8-9 gramdır. En kötü yüzük. Ya iki tane yüzük var. İki tane burma şeyi var. Bir tane de künyesi var. Künyesi burma bileziklerden daha ağır. 25-25-50 desek. Burada 20 var desek. 70 gram. Hadi burada da 35 var desek 105 gram falan. Yani 100 ila 110 gram arasında bir şey var kadının kolunda. İşlenmiş bunlar. Tamam. Tamam kardeşim. Gramına 1200 lira desek tamam. Burada 150 bin lira çok rahat var. Tamam. Tamam. Kolyeyi saymadık bile. Tamam. Çok iyi. Abla benim böyle çok fazla pişmesin sen. Tamam. Anladın benim demek istediğimi. Böyle suyu seli içinde kalsın. Sen de öyle seversin orta muhtemelen. Tablacı yorumu gelecek. Tablacı övecek şimdi abi. Artık videolar ezberimde o yüzden izlemiyorum artık. Bu sesi duyacaksın. Tablacı sesidir bu. Şak 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 şak. Ama bir plot bir line'ı var yani anladın tabii mı? Tabii şey diyecek bunu şimdi. Soğanı bol koy da ağzımız koksun. Dışarıda yediğimiz belli olsun. Paraya kıymış dışarıda kebap yemiş desinler. Bunun parfümünü satıyorum üstümüze sıkalım. Şş bak hele. Sesi olacak. Orada kebabın olmazsa olmazı salatası taze taze hazırlanır. Sadece bir dürümde olsa, beş dürümde olsa da taze taze hazırlanır. Şimdi biraz sumak geliyor. Of. 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 Ablam. Ablam sen bir sanatçısın. Parfüm yorumu gelir ya. Önceki abla da parfüm yorumu yapmadı. Al kuzansın. Bir daha gösterelim onu. Parfüm yorumu gelmeli ya. Hani marka bak bunları görüyorsunuz mu? Bunlardan yiyor musunuz? Kurabiye. Bunlar kurabiyeler. Gel ablam. Gelmiş kuzum. Oy kuzum diyerek yiyeceğim şimdi onları. Şöyle bir saniyeni alayım şurada senin. Bir 30 saniyeni. Bir oturursan bize bu hikayeyi anlat. Ortadaki beş salata çok lezzetli. Beş nereden geliyor? Nasıl vesile oldu bu kebapçılık? Beş kardeşlerin vesilesi. Biz düşündük taşındık. Küçüklükten beri hayalimde. Çocuklar, beş tane çocuğum olduğu için çocukların ismiyle... Beş kardeş oradan geliyor maşallah. Aynen, çocukların ismiyle yürütmek istedik. Vallahi. Her zaman böyle gelenlere taze taze salatalı veriyorsun. Tabii ki. Veriyorsun. Müşterilerimiz özellikle bizim salatalarımızı aşıyor. Uykuzum şunlara bak hele ya. Uykuzum. Bunları ben çok böyle soğutmadan başlayacağım yemeği. Kamerayı ben sana vereyim. Abi Tahan'ın ağzına şiş verir misin videoda? Ya ben bu adama gerçekten bir tripod alacağım artık ya. Ya gittiği her yerde kamerayı birine dayıyor ya. Doğallığını bozarsın o zaman. Abi vallahi bir tripod alacağım ya. Bak adam beleşe kamera. Doğallığı gider. Tek başına bak kameranın parası da vermiyor. Oradan bu izlersen tam ne oldu ortaya çıkar. Budget anladın mı? Budget gurme. Ne diyeceğiz abla yerken? Kuzum. Oy kuzum diyerek şöyle alacağım. Bak hele bak dedin ki dişi bak olmayan hele nene yer dedim bunu. Bak hele bak bak. Bir bakalım. Şöyle kendine bak de biraz bonkör davrandım. Bir şişe yatırdık. Biraz soğan.
Abi zehrini, zehrini alacağız. Zehrini alman lazım. Zehrini alman lazım. Zehrini alacağız. Ya çok canım istedim. Çin kesiyorken yiyeceksin abla. Yakışıyorken de giyeceksin. Bahala ha. Of canım çok çekti ya bu arada. Nasıl bulacaklar burayı? Neredeyiz? Açım. Tam olarak. Çatalan Caddesi, 5 Kardeşler Kebap Salonu. Burası aslında üniversiteye giden, evet, yeni stadyuma giden yol değil mi? Evet, aynen. Hollanda'dan izliyorum, aklım gitti şu kebaba. Ya siktir git Hollanda'da, ben seni yedireyim. Bunun daha kralını yedireyim. Oğlum Hollanda'da bu işi fine dining olarak yapıyorlar lan. Sen yeni falan mı gittin Hollanda'ya? Amca bak sen ya. Abi ben kaçıyorum. Ne oluyor lan? Nereye? Bir 15 dakika. Ne oluyor? Bir yiyip kebap geleyim yemeye. Ya. Ne oluyor? Acıklı çocuk. Canım çekti abi ya. Ne oluyor ya? Abi o kadar çok adam... Hayır. Tamam otur yerine. Otur yerine. Ne yiyeceksin burada? Ne saatte ne yiyeceksin ya? Abi Erenler'de şimdi 3-5 bir yer açıktır kebapçı mebapçı. Bir saniye, önemli bir şey arıyorum şu an. Hayır, Hollanda'daki arkadaşlara şov yapacağım da. Benim Hollandalı takip ettiğim bir tane şey var. Aşçı var. Gurme mi? Ha, neydi onun adı ya? Lan adamın adını unuttum. Yol haritasına bakıyorum Allah şu anda. Ha? Ne yol haritası lan? Haritadan rota çiziyordum abi. Lan siki cimcir. Ben mi abi? Ya niye bulamıyorum? Neydi adamın adı ya? Aa dur, Umut, Umut'tu. Anlık hata hatarladım. Bak şimdi. Daha geçen gün izledim. Çok güzel bir yere gittiydi o. Paylaştıydı hatta. Tavukçu ne zaman? Tavukçu bu yaz açıyorum abi. Hmm. Abi mekan Kadıköy'de, Hollanda'da değil. Şşş ya sus, amını siktim. Hollanda'da bu. Ben gittim, Hollanda'daydım. Ben gittim Orlanda'da. Orlanda'da erkekler erkeklerle evleniyor. Bakayım, arada 2700 kilometre var tabi canım. Orlanda'da bu mekan. Ya illa vardır arkadaşlar. Ya. İlla vardır ya, yapmayın ya. Ben bulurum. Vardır, vardır, vardır. Tavukçu Antalya'da mı olacak? Evet, Antalya'da olacak abi. Abi of, bir bulsanıza. Ha, Kösem Kopenhag. Ha, al. Ah tam birisi kurtardı bizi. Kösem ha. Sultan. Ha menü. Anak Danimarka değil mi ya? Ha. Kösem kebap. Oğlum bu ne? Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Peki şey mi köşem var? Mi ha, demek ha, istemiş ha, burada? Yok, Kösem Sultan'dan bu. Ama aradan dükkan köşede ya. Ya bir sus da okuyalım ya. Bak Kösem kebap. Bak. Şişlan. Kösem köfte. Gördün mü? Ne kadar? Vegetar bof. Şiş kilik. Çok pahalı değil mi ya? Pizzola. 125, bunlar euro değil, kron. Ha okey. Danimarka kronu. Kron iyi. Kuruş gibi mi? Yok, kronsa da kötü. Biraz pahalı. Amcık Hollanda orası yani. Yani Hollanda yani... pahalı olması gerekmiyor abi. Yani euro değil yani bunu. 500. Bu mesela 12 euro, 13 euro falan olması lazım mesela şunun. Adamın. 100 kron, 100 Türkiye kron. Türkiye ile aynı. 270 lira. Türkiye cennet. Kron kaç... Askeri kron kaç, ne kadar? Ne? Ne bileyim. Askeri abi. Ücret ne kadar diyor burada? Danimarka mı? Doğru şeydeyiz. Danimarka'dayız. Ya kronlar, kronlar aşağı yukarı aynı. Hepsi kron da, kronların arasında da çok böyle devasa bir fark yok. Kron krondur kardeşim. Tamam. Askeri ücret ne kadar burada? İşte askeri ücret öyle olmuyor.